Herkese merhaba. Bu videoda çoğu oyunda sıkça bulunan hareketli platformların nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Oluşturacağımız bu platformlar için bir blueprint oluşturuyorum. Cube Mesh'ini kullanarak dizayn ediyorum. Ve bu blueprint'in event grafına gidiyorum. Bir timeline nodu yaratıyorum. Bu nodu açıyorum ve bir track ekliyorum. İsmini değiştirdikten sonra 0. saniyede 0, 1. saniyede 2, 3. saniyede eksi 2 ve 4. saniyede 0 değerini almasını istiyorum. Aslında şimdi Lerp nodunu kullanmanın işlerimizi ne kadar kolaylaştırdığını da görüyoruz. Yine de bu videoda Lerp nodunu kullanmayacağım. Timeline'ın süresini 4 saniyeye düşürüyorum. Loop ve Autoplay'ı açıyorum. Ve Event Graph'a geri dönüyorum. Karakterimin Set Relative Location nodunu çağırıyorum. Pinleri ayırıyorum. Ve Timeline'dan dönen değeri çarpıp X'e bağlıyorum. Şimdi sahneye oluşturduğum bu platformu ekliyorum. Şimdi oyunu başlattığımızda bu platformların hareket etmesini bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.